Seyyidina ve senedena ve mevlana Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh ve mâ tevfîkî ve lâ i'tisâmî illâ billâh aleyhi tevekkeltü ve ileyhi unîb. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike le ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve rasuluhu la nebiyye ba'de. Emma ba'du fe ya ibadallah ittakullaha ve ati'uh innallaha ma'allezine ettekav vellezine hum muhsinun. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas te'muruna bil marufi ve tenhevna anil münker ila ahire ayet. Sadakallahul azim. Ve bellagana rasuluhun nebiyyül haşimiyyül kerim. Muhterem kardeşlerim, Allah insanı varlıklar içerisinde varlıkların sultanı olarak yaratmıştır. İnsan varlıklar içerisinde cami bir varlıktır. Allah'ın bütün esmasına tam ayna, tam mazhar. Allah'ın sıfatlarının numunesi var insanda. Ulaşabilir, yükselebilirse Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi insan Allah'ın zatına bir mirat-ı mücellad-ı olabilir. Ali, adi, ulvi, süfli, bu alemde ne kadar varlık varsa Allah onların hepsini insanda hülasa etmiştir. Şu aleme, kainata baktığımız zaman da hem hayırlı varlıklar var, melekler gibi, hem de şerli varlıklar var, şeytanlar gibi. İşte Allah bütün bunları insanın içinde cem etmiştir. İnsanın hayra bakan yönleri de vardır, şerre bakan noktaları da vardır. İnsan melekleri arkada bırakacak kadar yükselebilir. Peygamberler ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi. İnsan öyle alçalır, öyle alçalır ki çok defa şeytanı yukarıda bırakacak kadar da aşağıların aşağısına inebilir. Ebu Cehiller, Firavunlar, Nemrutlar ve Şeddatlar gibi. İnsanın her iki ihtimale müsait yaratılması da bundandır. Kur'an-ı Kerim'de Beled Suresi'nde geçen Hazreti Ali Efendimiz'in de yorumları içerisinde ve hedeynâhün necdeyn ayeti. Biz insanı bir manasıyla iki ihtimale müsait, müstait bir varlık olarak yaratmadık mı? İnsan ayetin ifadesiyle âlâ-yı illiyyini insaniyete yükselebilir. Ama aynı insan sümme redetnâhü esfele safilin aşağıların aşağısına inmeye de müsaittir. Evet, insanlar içerisinde hayırlı insanlar vardır, şerli insanlar vardır. Kendimize daima bu soruyu sormalıyız. Ben hayırlı insan mıyım, şerli insan mıyım? Hiç kimse ben şerli insanım demez. Hiç kimse ben kötüyüm demez. Herkes kendisini dev aynasında görmeye çalışır. Hatta varlıklar içerisinde en racim, lain olan şeytana bile sorsanız en hayırlı varlık kimdir?
tereddütsüz ben diyecektir. Ta Hazreti Adem devrinden beri bütün peygamberlerin lanetine maruz kalmış, Allah'ın lanetine maruz kalmış şeytan. Allah şeytana nitekim de sordu, niye Adem'e secde etmedin? Şeytan müdafaa etti. Ene hayrun min, ben ondan daha hayırlıyım. Niye? Demagoji yaptı. Demagoji bir şeytan mantığıdır. Zira dedi, Adem'i topraktan, beni ateşten yarattın. Ben ondan daha hayırlıyım. Niye topraktan yaratılmak, adilikle ateşten yaratılmak daha hayırlıdır ki? Belki topraktan yaratılmak daha hayırlıdır. Ama demagoji yapan şeytan sonuçta dedi ki, ben Adem'den daha hayırlıyım. Evet, tekrar edeyim. Şeytan gibi racim ve lain olan bir varlık bile ben hayırlıyım dersem, varın siz ötesinde hiçbir insan artık bundan sonra ben şerli insanım, ben kötü insanım demeyecektir. Herkese göre hayırlı, şerli olma ölçüleri değişebilir. Ama biz inanmış insanlar olarak bizi yaratan Allah'ın vaaz ettiği ölçülere dayalı olarak acaba hayırlı insan kimdir? Şerli insan kimdir? İşte bunun peşinde olmalıyız. Allah'ın yarattığı varlıkların vaaz ettiği ölçüleri içerisinde hangi insanlar hayırlı, hangi insanlar şerli? Allah bunun ölçüsünü vaaz etmiştir. Hutbeye başlarken okuduğum ayeti kerime ki hayırlı insanın kim olduğuna dikkat çeker. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz yeryüzünde yığın yığın insanlar içinden seçilmiş, beğenilmiş en hayırlı bir ümmetsiniz. Niye biz hayırlıyız? Ben hayırlıyım demekle hayırlı olamam. Kendimi dev aynasında görmekle hayırlı olamam. Allah diyor ki, yığın yığın insanlar içinden seçilmiş en hayırlı ümmetsiniz siz. Ölçü ne? Zira te'murûne bil maruf ve tenhevne anil münker. Çünkü siz emri bil maruf yaparsınız. Allah'ın emrettiği, yapın dediği şeyleri alır, yapar, yaşar ve sonra onu insanlara anlatırsınız. Allah'ın şerdir bu, şeytanlıktır dediklerinden kaçarsınız. Ve sonra bir de diğer insanları da ondan sakındırmaya çalışırsınız. Özet ifadesiyle insanları cennete giden yola davet eder, cehenneme giden yoldan da men etmeye çalışırsınız. İşte bunu yaptığınızdan dolayı sizler yeryüzünde seçilmiş ve beğenilmiş, başkaları hangi nazarla bakarsa baksın, bizi yaratan Allah ölçüleri içerisinde siz en hayırlı bir varlıksınız diyor. Yeryüzünde yığın yığın insanlar vardır. Allah kabul etmez ateizm dünyasından tutunuz, aya, yıldıza, bağışlayın, öküze, ineğe tapanlara kadar. Ondan tutunuz ehli kitap dünyasına kadar. Ondan da alemi İslam'a kadar. Yeryüzünde yığın yığın insanlar vardır. Bütün bu insanlar içinde siz en hayırlısınız. En hayırlı olma işini yaparsanız en hayırlı olursunuz. O da emri bil maruf ve nehyi anil münker yaparsanız. Eğer bu işi yapanlar en hayırlılar olmasaydı, Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünden seçtiği ve beğendiği, muhatabı has olarak karşısına aldığı ve konuştuğu peygamberlerine bu kutsi vazifeyi tevdi etmezdi. Varlıklar içinde en hayırlılar peygamberlerdir. O peygamberler içinde de en hayırlısı vardır. Müezzinler camilerde sala verirlerken Efendimiz'i değişik yönleriyle vasfederler. Ve bir vasıf olarak da Es-salatu ve's-selamu aleyke ya hayra halkillah derler. Salatü selam yaratılanların en hayırlısı olan o zatı olsun. Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam hayra halkillah'dir.
yaratılanların en hayırlısıdır. Acaba onu hayırlı yapan nedir? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın davasına hizmet etmesi, tebliğci ve irşatçı olması, yine Kur'an ifadesiyle hakkı tavsiye eden olması, daha özet ifadesiyle de emri bil maruf ve nehy anil münker yapmasıdır. Bizim maddi gıdamız vardır. Gıdamızı alamazsak zamanla hayatiyetimizi kaybederiz. Meleklerin de gıdaları vardır. Onların gıdaları da zikirdir. Tesbihdir, tahmiddir, tekbirdir. Melekler zikirle beslenir ve hayatiyetlerini öyle devam ederler. Ve peygamberlerin de bir tek gıdası vardır. O da emri bil maruf ve nehy anil münker yapmalarıdır. Onu yapıyorsa yaşamanın bir manası var diye düşünür. Eğer onu yapamıyorlarsa yaşamanın da manası kalmadığı için Allah'tan vefatını isterler. Şu dengeyi de aktarıp hutbeyi bitirebiliriz. Mekke fethi olacağı ana kadar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ellerini kaldırdığı zaman şöyle dua ederdi. Siz de öyle yapın. Allahümme ve inkâne ahyini hayranli ve inkâne emitni hayranli. Ey Allah'ım, yaşamam hayırlı ise beni yaşat. Eğer hayırlı yaşamıyorsam demek ki hayrım kalmamış, beni o zaman öldür, ruhumu al Allah'ım diyerek dua ederdi. Bu dua Mekke fethi gününe kadar böyle devam etti. Hazreti Ömer dönemindeydi. Yahudi alimlerinden bir grup Hazreti Ömer'e geldi. Dediler ki, ya Ömer, Kur'an'da öyle bir ayet var ki, o ayet Tevrat'ta olsa biz o ayetin nazil olduğu günü bayram ilan ederdik. Hangi ayet dedi o? Maide suresi 3. ayetin içinde bir cümle olan El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleyküm ni'meti ve radiyitu lekümül islame dine ayetini okudu Yahudi alimleri. Dininizi kemale erdirdim bugün. Arafa günü, Arafat'ta nazil olan bir ayettir. Bugün dininizi kemale erdirdim. Hazreti Adem'le başlayan dinler zinciri İslam ile kemalata erdi. 23 sene önce ilk ikra'la başlayan İslam da kendi içinde mükemmelleşti. Dininizi kemale erdirdim. Nimetlerimi tamamladım. Din olarak da İslam'dan razı oldum ayeti. Eğer bu ayet Tevrat'ta olsaydı biz o ayetin nazil olduğu günü bayram ilan ederdik dediler. Hazreti Ömer acı bir tebessümle dedi ki, o ayet öyle sizin zannettiğiniz gibi bayram ilan edilecek bir ayet değil. O ayette bir hüzün var dedi. Zira bu ayet Efendimiz Aleyhisselam'ın vefatından bahsediyor. Çünkü bu ayet nazil olunca Hazreti Ebubekir Efendimiz bir tarafa çekilerek, Hazreti Ayşe validemiz diğer tarafa kaçarak hıçkıra hıçkıra ağladılar. Bu ayet Efendimizin vefatından bahsediyor dediler. Efendimiz Aleyhisselam'ın biricik vazifesi vardı, dini kemalata erdirmek. Demek ki İslam kemale ermiş. Demek ki bundan sonra vahiy gelmeyecek. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ın vazifesi tamamlanmış. O zaman yaşamasının da bir manası kalmadığı için Allah'ım yaşamam hayırlı ise yaşat diyerek dua etmedi. Bu ayetin nazil olmasından takriben 80-81 gün sonra ruhunu Allah'a teslim etti. Ve bu ayetin nazil olmasından sonra şöyle dua yapıyordu. Allahümme errefikal alam, Allahümme errefikal alam, Allahümme errefikal alam. Ya Rab, ey Allah'ın yüce dostluğunun refakatını al. Al artık benim ruhumu diyerek Allah'a dua dua yalvarıyordu. Çünkü onun biricik vazifesi vardı. Allah'tan gelen mesajları insanlara sunmak, mesaj geliyorsa, bunları tebliğ edecekse yaşamasının bir manası var. Vazife bitti ise de yaşamasının da bir manası yoktur.
Bediüzzaman Hazretleri Deniz Hapishanesi'nde gelir kalırken Ankara'dan gelen talimatlar var. İdam edilsin. İdam kararı çıksın. Ve bu duyulmuş. Herkes de biliyor artık. Herkeste bir endişe var. Meyve Risalesi'nden iman derslerini yapıyor sabah namazından sonra. Herkes idam beklediği yerde şöyle elini kaldırıyor, ayağa kalkarak bir kavisle. Diyor ki, ey kardeşlerim, vazifeli bir askerin vazifesi bitmeden o terhis edilemez. Vazifesi olduğu sürece yaşayacak. Vazifesi kalmadı ise yaşamasının da bir manası olmadığı için Allah ruhunu alsa da olabilir. Bütün bu ölçülerle kendimize baktığımız zaman bazıları kendisini dev aynalarda görebilir. Firavun gibi kendisini zirvelerde görebilir. Kendisinin çok hayırlı, çok iyi olduğunu iddia edebilir. Ama bizi yaratan Allah ölçüleri içerisinde Allah'ın dinine hizmet edenler hayırlı, etmeyenler şerli. Hele edenlere mani olanlar öyle şerli ki şeytan bile ondan şer dersi alacak kadar şerli. Cenab-ı Hakk'a binlerce hamd ve sena olsun ki bizler bu dalalet ve küfür asıl içerisinde emri bil maruf ve nehy-i anil münker yapmayı, hayatımızı buna bağladığımızdan dolayı sadece ve sadece tebliğ ve irşat için insanlar iyi olsunlar, dünyada güzellikler elde etsinler, ahirette ebedi cennete gitsinler diye peygamberlerin yaptığı vazifeyi yapma gayreti içinde bulunduğumuzdan dolayı Allah'ın vaaz ettiği ölçüler içerisinde bizler elhamdülillah ki hayırlı insanlarız. Cenab-ı Hak bu vazifemizi yapmak için yaşamaya, hayatımızın sonuna kadar da bu hayırlılar çerçevesinde, çemberinde hayatımızı idame ettirmeye muvaffak kılsın. Ela inne ahsenel kelami ve eblagan nizam kelamullahil melikil azizil allem kema kâlallahu tebâreke ve teâlâ fil kelam ve izâ kure'el kur'ânü feslemi'û leh ve ansitû leallekum turhamûn. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya akimis salate ve'mur bil maruf ve nehy anil münker inne zalike min azmil umur. Sadakallahul azim. Barakallahu lana ve li jami'il mu'minina vel mu'minat vel muslimina vel muslimat. Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi hamden kamilina kema emar. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluhun nebiyyil mu'teber. Tazimen li nebiyyihi ve tekrimen li fekameti şerhi safiyyi ve kâlallahu azze ve celle min kâili muhbira ve âmira innallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebi ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala el Muhammedin kemâ salleyte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammedin ve ala el Muhammed kemâ barikte ala İbrahim ve ala el İbrahim inneke hamidun mecid. Amin. Allahümme sur İslam ve Müslümin. Allahümme ehliyi kelimetel hakim ettin. Rabbena etina fitin yasunatun. İbadallah, innallâhe ye'mur bil adli vel ihsâni ve îtâi zil kurbâ ve yenhâ anil fahşâi vel munkeri vel bâgî ya'idhukum leallekum tezekkavûn.